Gör görebilirsen. Helal olsun Kütahya. Anadolu basınının ayakta durabilmesi serbest çalışan gazetecilerin patronu halktır. Serbest çalışan gazeteci olarak hiçbir yere bağı ve yandaşı olmayan Anadolu basınının dijital dünyada da gerçekleri olduğu gibi dile getirebilmesi için dijital dünyada sizlerin manevi desteği gerekli. Anadolu basını olarak yarınlarda da çok daha fazla izleyici kitlelerine ulaşmamız için izlediğiniz videolara beğeni yaparak, izlediğiniz, beğendiğiniz videoları paylaşarak YouTube kanalımıza ücretsiz abone olarak, bildirim zilini açarak, yeni haber videolardan haberdar olarak ve de izleyerek Anadolu basınına manevi desteğinizi vermiş olursunuz, olacaksınız. Teşekkür ederiz. Gör görebilirsen, helal olsun Kütahya. Helal olsun Kütahya derken kendi kendimizin yani Kütahyalı'nın dertlerini dile getirme adına söylenmiş ifadedir. Engellerle ilgili Kütahya o kadar çok iş yapıyor ki demeksin. Kaldırımların üzerinde arabalar, esnaf sandıkları ve eşyaları. Herhalde Kütahya'da trafik sistemi diye bir şey yok. Zabıta sistemi de yok. Yaşlıların, engellerin, hamile kadınların, çocuklu annelerin hiçbiri nazara alınmıyor. Helal olsun. Umarım ki trafik polis sistemi ve belediye zabıta sistemi herhalde yetersiz durumda. Onu gösteriyor. Şahsım belediye meclisinde Eylül birleşiminde Zafer Belediye önündeki sarı çizgilerin yapılmadığı ve geçiş noktalarında trafik sessiz sistemlerin koyulmadığı, neden bunların yapılmadığı sorulduğunda belediye önündeki meydan projesinin tamamlanmasından sonra sarı çizgilerin ve sesli sistemin koyulacağı ifade edildi. Sevgili hemşerilerim, kıymetli Kütahyalılar, sarı çizgileri Zafer Meydanı projesi bittikten sonra eldeki mevcut sarı çizgi niteliğindeki kabartmalar kaldırımlara yapıştırılarak Kütahya Belediyesi erişebilirlik belgesine nasıl olsa kavuştum, ötesi önemli değil mi diyecekler? Zira yarın kar da yağdığında sonradan yapıştırılan sarı kabartmalar sağlıksızlığı nedeniyle karlı ve buzlu havalarda sarı çizgiler kayganlaşacağı için vatandaş düşüp kolunu, ayağını kırmasını mı bekliyor? Bu tehlikeyi hiç mi düşünmediler? Nasıl olsa erişebilirlik belgesi aldık. Ötesi önemli değil. Erişebilirliğin mantığı kavranılmadığı anlaşılmaktadır. Nasıl olsa erişilebilirlik belgesi aldık. Ötesi önemli değil. Erişilebilirliğin mantığı kavranılmadığı anlaşılmaktadır. Toplum yapısı da bu konularla ilgili hiç tavır koymadığı görülmektedir. İdarecilerimiz ise nasıl olsa kimse ses çıkarmıyor diyerek yanlışa devam ediliyor. Düzenlenirken Zafer Meydanı'ndaki sarı çizgiler yapıştırma yerine aynı işlem devam edilseydi zarar mı olurdu? Ancak hizmetleri veriyormuş gibi görünerek verilen hizmeti de ortadan kaldırmak, toplumla alakası olmayan işlemleri sürdürmek herhalde şehrimizin yöneticilerinin en yetenekli davranışlı olduğu, toplumun ne düşündüğünün, ne ihtiyacı olduğunun önemi olmadığı halinde düşünüldüğü görülmektedir. 2015-2016 yıllarında engellerle ilgili Kütahya'da idarecilerin yaptıkları davranışlar bunu göstermiyor mu? Vakti zamanda sakatların derneğine Almanya'dan gönderilen tekerlekli sandalyelere bizzat valilikçe el koyulması ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne devredilmesi, ayrıca kiralık yer Kütahya Belediyesi'nce ihaleye çıkartılması çıkın gidin dercesine değil midir? 2019'da Altı Nokta Körler Derneği'ne kiraya verilen yeri ihaleye çıkartarak kendi iştirakinde bulunan katı atık birliğine ihaleyle satılması yukarıdaki iddiaları doğrulamıyor mu? Bu nedenle sevgili Kütahyalılar, idarecilerimize helal olsun diyor. Bunları görün görebilirseniz. Avukat İlyas Sivri, Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Belediye Meclis Üyesi.